Philadelphia Sanat Müzesi'ndeyiz ve büyük kırık bir cam parçasına bakıyoruz. Bu Marcel Duchamp'a ait bir sanat eseri. Eserin ismi bekarları tarafından çırılçıplak soyulan gelin ya da buna bazen büyük cam da deniyor. Sanatçı eserin yapımında 1915'te başlamış ancak 1923'e kadar üzerinde çalışmaya devam etmiş. Eserle ilgili pek çok çalışma yapmış, hakkında bir kitap bile yazmış ve 1923'te bunun hiçbir zaman tamamlanmayacak bir eser olduğunu söylemiş. Eser Brooklyn Müzesi'ne sergi amacıyla gönderildikten sonra paketinden çıkarılınca Düşam iki büyük cam panelinde kırılmış olduğunu görmüş ve eserin işte şimdi tamamlandığını söylemiş. Bütün cam parçalarını tekrar birleştirmiş ve yıllar sonra eseri Philadelphia Sanat Müzesi'ne yerleştirmiş. Bu bir resim değil, hatta camlarda bile boya yok. Bunun yerine Düşam resim malzemesi olarak kurşun tel, kurşun folyo ve New York'taki evinden topladığı tozları kullanmış. Camın hikayesi ilginçtir çünkü Batının resim anlayışına göre bir tablonun içinde bulunduğumuz dünya kadar gerçekçi bir dünyaya baktığımız bir pencere olduğuna dair bir görüş vardır. Fakat bu o kadar soyut, o kadar gerçek dışı ki ilginç olmasının bir sebebi de şu: Bu sanat eserinde 1915 yılında Kazimir Malevich veya Picasso gibi insanlar tarafından yaratılan eserlerde gördüğümüz soyutluk ile aynı şeyi görmüyoruz. Bu eser geometrik şekillerle yaratılan o soyutlama geleneğine ait değil. Burada düşüncelerin soyutlanması söz konusu. Esere yakından baktığımızda tanıdık şekiller görmeye başlıyoruz. Düşam aslında green box yani yeşil kutu dediği bir şey yaratmıştı. Bu, büyük camın içindeki unsurları ve anlamları açıklayan küçük notlar ve küpürler barındıran bir kitaptı. Ama ilginç olan şu ki yeşil kutunun içindeki kağıtlar karışık olarak duruyor ve okuyan kişi sürekli farklı sırayla okuduğu için anlam sürekli değişiyor. Yine de Düşam belirli öğeleri isimlendirerek öne çıkarmış. Fakat biz burada hiçbir şekilde kesin bir anlam aramamalıyız. Sanat tarihçileri bazen bununla ilgili tanımlayıcı olmak gibi bir tuzağa düşüyorlar. Yine de esere bakmaya alt kısımdan başlarsak sol tarafta Düşam'ın malik kalıplar dediği şekilleri görüyoruz. Malik kelimesi Düşam'ın erkek anlamında kullandığı bir kelimeydi. Bunu kendi uydurmuştu. Sıklıkla dil bilgisiyle alakalı formlar üretirdi. Alt kısmın ortasında çikolata öğütücü dediği şeyi görebiliyoruz. Bunun üstünde bir dizi elek ve dev bir makas yer alıyor. Sağ tarafa doğru ise görülmesi biraz zor olan fakat açıyla bakıldığında görülebilen optik aygıtlar var. Peki buradan kadın ve erkek dünyalarına dair ne anlıyoruz? Bekarlar yani erkekler aşağıda gelin ise yukarıda. Yani bu açıkça erkek ve kadın dünyasının ayrımını ve aynı zamanda cinsel istek hissini de gösteriyor. Gelin bekarlar tarafından çıplak soyulmuş. Erkek talipler, erkek arzusu ve de bu arzuyu canlandıran bir kadın formunun varlığı söz konusu. Veya var olmaması. Büyük camı yorumlamanın bir yolu da Orada hem erkek hem kadın dünyasında tasvir edilen şeylerin tamamını etkinleştirerek makineye güç veren şeyin arzu olduğunu söylemek. Ama bunların hiçbiri tamamlanmamış. Bana öyle geliyor ki düşam 19 ve 20. yüzyılda insanların her şeyi hatta insan arzusu kadar anlamsız şeyleri bile rasyonelleştirmeye ve açıklamaya çalışmalarıyla alay ediyor. Ayrıca rasyonelliğin tehlikeli olabileceği gerçeğiyle de. Bu eserin yapıldığı zamanı düşünün. Eser 1915'te insanlık tarihinin en şiddetli savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılmıştı. Bu savaşın bu kadar ürkütücü olmasının sebebi modern makinelerin kullanılmış olması. Makineli tüfekler, tanklar, hardal gazı. Endüstriyel rasyonel dünyamız sayesinde bir hayli şiddetli bir savaş yaşanıyor. İşte burada irrasyonelliğin yeniden ortaya çıkışını görüyoruz. Şimdi sizlerin de aklına gelmiş olabilecek şu konu 20. yüzyılın başlarında Dadaist hareketinde önemli bir kısmını oluşturuyordu. Sanat, sanatın satışı, pazarlanabilirliği, sanat ekolleri, bütün bu kurumlar savaşın bu denli şiddetli geçmesine sebep olan sistemin bir parçasıydılar. Öyleyse sanat nasıl bunun dışında tutulabilirdi? Düşam tuvalde yağlı boya yapmayı reddediyordu. Bronz heykelleri, mermer heykelleri reddediyor ve bugüne kadar sanat piyasasının taleplerini sürdüren anlamları yıkmanın yollarını arıyordu. Kullandığı malzemeleri ek olarak yapım tekniği de hiç geleneksel değildi. Şansında yardım olmuştu. Nesnenin yapılışında bile bir mantıksızlık vardı. Bunun iyi bir örneği sağ üst köşede açılan deliklerde görülebilir. Bununla bize iki dünya arasında gerçekten bir etkileşim olduğu hatırlatılıyor. Erkekler düşünce balonu gibi bir kadın imgesi gibi gördüğümüz kareleri vurma amacıyla yukarıya ateş ediyorlar. Aşağıda ise bu sonsuz makine işleyişinin çalkalanışına ve karşılıksız kalan, tatmin edilemeyen arzulara dair bir his ediniyoruz. Ayrıca bir de şiddet var. Erkek dünyasındaki şiddet kadın dünyasını vuruyor. Ve aslında camda açıldığını gördüğümüz bu delikler, Düşam'ın kadın figürlerini hedef alarak oyuncak silahıyla üst kısmı vurması sonucu oluşturulmuş. Sanatçı sonra oyuncak silahın camı tam vurduğu yerleri dermiş. Bu esere bakar bakmaz bir sıkıntı hissediyoruz. Çünkü genellikle sanatın sanatçı tarafından bir amaca yönelik, güzelce işlenmiş bir şey olarak yapıldığı fikrine sahibiz. Oyuncak silahla ateş edip vurduğu yeri delmek bu fikri alt üst eden bir hareket. Bu, sanatın bir amaca yönelik olarak yapılması fikrine direkt bir saldırı ve irrasyonel olanın yeniden ortaya çıkışı olarak görülebilir. Belki bu durumda düşen, üzerine oyuncak tabancayla ateş ettiği bu eseri bizim bu kadar ciddi almamızla da alay ediyor olabilir. Büyük camda dahil olmak üzere Düşam'ın eserlerinin çoğunun sanat tarihçileri için ve batı sanatını anlamamıza yardımcı olan gelenekler için bir nevi tuzak işlevi gördüğü şüphesiz. Düşam'ın sanat yaratma konusundaki yaklaşımının özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında derin etkileri olmuştur. Jasper Jones, Robert Rauschenberg gibi kişiler ve savaş sonrası dönemdeki birçok sanatçı sanatı bu kadar uzun süredir etkileyen temel fikirleri yeniden düşünmüşlerdir. Bu esere bakarken ilk aradığım şey imzaydı. Çünkü Düşam için ready made'leri yani hazır nesneleri sanat eserine dönüştürürken başka bir deyişle doğada bulunan kendisinin yaratmadığı hazır bir nesneyi başka şekilde baktığımız bir şeye dönüştürürken imza çok önemliydi. Ama aslında bu eserin kendisi bir imza. Üst kısım gelinin dünyası ve Fransızca'da gelin kelimesinin ilk üç harfi M-A-R yani mar. Alt kısma geçtiğimizde ise bekar kelimesinin Fransızca karşılığının ilk üç harfi C-E-L yani okunuşu da sel. Ve bunlar beraber okunduklarında tabii ki sanatçının ismini oluşturuyorlar. Marcel. Dolayısıyla bu eserin tamamı bir anlamda bir kelime oyunu ve imza gibi diyebiliriz.